böylesi bir noktaya Türkiye'nin gelmesini hiç ama hiç arzu etmedik. Ama maalesef Türkiye'de böyle bir noktaya gelmiş durumdayız. O nedenle yeni bir adım atıyoruz. Dinlemeleri daha sağlıklı bir şekilde biçimde olması, hukuka uygun olması, keyfiliğin olmaması için yeni ölçülere bağlıyoruz. Bundan sonra sadece kuvvetli şüpheye dayanarak başka tüm delil elde edemiyorum diyerek savcılar dinleme talebinde bulunamayacaklar. Ne yapacaklar? Kuvvetli şüpheyi teyit eden somut bazı delilleri de dosyaya koyacaklar. Benim kuvvetli şüphemi doğuran sebepler var, deliller var. İşte onlar bunlar diye mahkemeye sunacak. Mahkeme onu görünce ona göre değerlendirme yapacak. Hangi telefonu dinlediğini, telefonun o şahsa ait olduğunu gösteren belgeleri, eğer başkasının kullandığı telefonu kullanıyorsa onu da teyit eden belgeleri koyacak. Onunla beraber dinleme talep edecek. Rastgele telefon dinleme uygulaması tamamen ortadan kalkacak. Ayrıca dinleme kararını arz edilen mahkemeleri verecek. Heyet halinde verecek. Karar verirken de kararını gerekçelendirecek. O talepteki hususları neden doğru bulup dinleme kararı verdiğini somut gerekçelerle ortaya koyacak. Eskiden terör dışındaki, affedersiniz, örgüt dışındaki suçlarda 3 ay bir dinleme vardı. Arkasından 3 ay daha olur, 6 ay dinlenirdi vatandaş. Şimdi 2 ay dinleme olacak, 1 ayda ihtiyaç halinde uzatma imkanı olacak. 3 aydan fazla vatandaş dinlenmeyecektir. Mahkeme kararıyla da olsa. Eğer suç bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmişse eski düzenlemede birer aylık uzatma alarak sonsuza dek dinlenebiliyordu. Bir süre sınırı yoktu. Şimdi örgüt faaliyeti kapsamında olduğu iddia edilse dahi dinleme